Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erol Alagül. Bugün sizlere çok önemli bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yarın BİM alışveriş merkezine XS35 Pro bu elektrikli bisiklet ve yine ekranda görmüş olduğunuz RKS'nin RS3 Pro bu elektrikli bisikleti gelecek arkadaşlar. Şimdi ben geçen gün XS35 ile ilgili video paylaşmıştım. Hatta iki tane video paylaşmıştım. Bir bisikletin kendisini göstermiştim. Bir de 350 watt motorlu Ciparis 5 ile karşılaştırma yaparak 350 watt motorun yokuş performansını ve e, gücünden bahsetmiştim. Şimdi ben e, bu bilgileri paylaştıktan sonra da arkadaşlar, şunu da söylemiştim. Katalogda 350 watt yazıyor görmüş olduğunuz gibi burada 350 watt yazıyor. Ancak bir önceki versiyon olan RKS BN5 Pro da geldiğinde 10 amper olarak gelmesi gerekirken 7,5 amper gelmişti biliyorsunuz ki. Bunu da videolarımda direkt kutu açılımı yaptıktan hemen sonra görmüştüm. Onun için burada bir açık kapı bırakmıştım. Belki 250 watt gelebilir. Çünkü bir önceki e, videomda paylaşmış olduğum bir video vardı. O bisiklet 250 watt motorluydu ve e, bir mağazadan alınmıştı. Şimdi bime geldiğinde katalogda 350 yazıyordu. O yüzden bunun 250 olabileceğini söylemiştim. Nitekin dün bir arkadaş bir mağazasında teşhir olarak bu şekilde çıkmış ve almış arkadaşlar yani bu şekilde açmışlar sat satışa koymuşlar yine 16 bin ücretle görmüş olduğunuz gibi satışa çıkmış ve rica ettim kendisinden motor gücüne bakar mısınız birçok takipçim bu bisiklet almak için benden bilgi bekliyor diye kendisinden ricada bulundum ve motorun resmini istedim arkadaşlar ve motorun resmini bana sağ olsun gönderdi şu şekilde size göstereyim arkadaşlar motor bu şekilde üzerinde kaç watt aldığı yazıyor görmüş olduğunuz gibi 250 watt 36 volt 250 watt arkadaşlar 2022 12. ay yani geçen yılın sonunda üretilmiş bir motor dediğim gibi motorumuz 250 watt geliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani 350 watt diye size paylaşımda bulunmuştum bu video aracılığıyla da bunu düzelterek hemen 250 watt olarak döndürmek istedim Peki 250 watt motor değer mi bu bisiklet? Şimdi hemen bu soru gelecek akıllara. Şimdi biz 350 watt sanıyorduk 250 watt geldi bizi kandırıyorlar gibisinden birçok yorum geliyor. Haklısınız arkadaşlar keşke doğru bilgileri veriyor olsalardı ancak bazen bu tarz karışıklıklar olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili yorumlarımı yapmak istiyorum. Bisiklet genel anlamda yine de güzel. Kadro yapısı olarak e, harika Zaten ben de dediğim gibi Jeep RX-5 kullanıyorum. Bir önceki videomdan da biliyorsunuz. Bu modelde onun aynısı. Sadece arka tarafında amortisör var görmüş olduğunuz gibi. Havalı amortisör. Yani bu da e, sürüş konforu olarak çok iyi olacak. Aynı zamanda sele borusunun altında da görmüş olduğunuz gibi yaylı sele var. Yani rahatlık konforluk bakımından çok iyi. Ekranımız yine M5 ekran. Paylaşmışlar M5 ekran. Ayrıca bu bisiklet üzerinde bir tane daha ekstradan bir şey geliyor arkadaşlar. El gazı. Görmüş olduğunuz gibi orijinalinde direkt el gazı takılı şekilde bu versiyona geliyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar ricada bulundum. Farklı olarak bunu gönderdi bana. Görmüş olduğunuz gibi farklar nedir? Arka tarafındaki amortisör, ekran, el gazı ve kadro içerisindeki batarya. Yine motorumuz 250 watt geliyor. Kadromuz çok sağlam. Ee, bu fiyata değer mi? Arkadaşlar bununla ilgili yorum yapmak istiyorum. Çünkü alacaksınız yarın satışa çıkacak. Herkes de bilgi bekliyor bununla ilgili. 16.000 lira fiyata yine de değer arkadaşlar. Zaten bu motor 350 watt olsaydı bile beyin kısmından yine 250 watt'a göre ayarlanacaktı. Uygunluk belgesi ona göre çıkacaktı. O yüzden e, herhangi bir şey fark etmeyecekti. Sadece biraz daha rahat çalışacaktı. Ama zaten piyasadaki modellerin hemen hepsi e, 250 watt motor. O yüzden... Bunun kadro yapısı çok sağlam. Amortisörü var. El gazı sistem içerisinde. Sonuçta bu el gazı da 400-450 TL para satılıyor. O da bir artı. Aynı zamanda kadromuz da çok sağlam. Bataryamız içeride. Yani ben bu fiyata kesinlikle alınabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi el gazı var. Motorumuz 250 Watt. O netleşti. Onun dışında bisikletimiz bu bana soracak olursanız alın. Şimdi bununla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Yine yarın bin mağazasında satışa çıkacak olan şu an ekranınızda görünen RS3 Pro. Bununla ilgili çok karşılaştırma yapanlar oluyor. Bunu mu alalım? Yoksa XS 35'i mi alalım? Bununla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi XS 35 modeline göre RS3 modeli konfor olarak biraz daha düşük bir konforda. Ortasında amortisör yok arka tarafında. Yine yaylı selesi yok. Biraz daha boyut olarak küçük. Kadrosu XS35'e göre çok sağlam değil. Yani sağlam değil derken sağlam aslında ama ona göre kıyaslama yapıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Yoksa bu modelde gayet güzel bir model. Yani 12 bin liraya bunu da tercih edebilirsiniz. Maddi durumunuza göre. Şimdi burada alt tarafta sürüş mesafesi 45-60 kilometre yazıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 45-60 kilometre İkisi de gitmez arkadaşlar her iki modelde 10 amper batarya güçleri aynı 36 volt 10 amper e, ortalama size kaç kilometre götürebilir 30-35 kilometre götürebilir eğer pedal destekli ve yavaş gidiyorsanız da e, o zaman belki 40-45'lere 50'leri görebilirsiniz ama 60'ı görmeniz neredeyse imkansız e, direkt sürüş tecrübelerime dayanarak size söylüyorum e, devamlı biz bu modelleri kullanıyoruz test ediyoruz arkadaşlar yani her iki modelde alınabilir arkadaşlar işin e, özü olarak. Her ikisinin de e, kadrosu alüminyum kadro. Sağlam güzel. İkisi de bike lastikleri var. E, her ikisi de kullanışlı. Kadro yapısı olarak daha sağlam olan XS35 maddi durumunuz varsa ben XS35 almanızı öneriyorum. Ama maddi durumunuz 12.000 TL ise ve o görsel olarak daha çok hoşunuza gidiyorsa yine dediğim gibi RS3 Pro'yu da e, alabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarımı bu şekilde size yapayım. Zaten fren sistemi aynı. Port bagajı XS35'in biraz daha iyi. Ekranlar aynı görevi görüyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi LCD renkli ekran var. Bu da önceki versiyonda kullanılan, Jeep'te kullanılan versiyondaki ekran arkadaşlar. Bu da güzel kullanışla. X'te her iki, iki yıl garantili. X'de 9 ay taksit seçeneği var. Bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine bana sormak istediğiniz sorular varsa bu videodan sonra da. Çünkü özellikle bu videoyu neden paylaştım size. Bu ıı, satışa çıktığı için ve motor gücün 250 watt motor gücü olduğunu göstermek için bir önceki videolarımda biliyorsunuz ben de kataloğa göre konuşmuştum 350 watt demiştim ancak 250 watt gelecek standartlarda bir motor yani e, trafik tescil ruhsat belge gibi herhangi bir şey gerekmeyecek artık e, onu soranlar çok oluyordu 350 watt olursa e, tescil işlemi Ondan sonra ehliyet ve bunlar gibi şeyler gerekiyor mu diye bana sorular geliyordu. Şu an hiçbir şey gerekmiyor arkadaşlar. 250 watt sadece uygunluk belgesiyle bu bisikleti kullanabileceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi bisikletimiz bu şekilde bin mağazalarında yarın satışa çıkıyor arkadaşlar. Değerlendirin hem bunu hem RS3 Pro'yu bulursanız da mutlaka alın. Benim size tavsiyem bu yönde. Yine sormak istediğiniz sorular olursa da bana açıklamalar kısmından sorarsınız size yardımcı olurum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.